Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Artık bir ilk saç kesimimizi yapalım değil mi? Kısa Amerikan keseceğiz. Şuradan bir numarayla gireceğiz komple etrafı. Ondan sonra izleri kaybedeceğiz. Ve işlemimiz bitecek. Tabi şimdi ben kamerayı bu tarafa koydum. Ama bunu sürekli çevireceğim. Mesela ilk partiyi buradan alacağım. Buraya geldiğim zaman videoyu buraya alacağım. Biraz uğraşacağız. Ama uğraştığımıza da değecek. Hem kısa ve ince Amerikan'ı da öğrenmiş olursunuz nasıl yapıldığını. İsterseniz daha fazla uzatmadan hemen işe koyulalım. Saçları ilk önce birle alacağız. Şimdi en başta bir saçı tarayalım. Bunu her saçta yapmayı unutmayın. İlk önce saçın analizini çıkartmanız için ilk önce bir saçı tarayın. Nerede neler var? Onların hepsini bir güzelce görün. Ruslan buraları sen mi aldın oğlum? Değil mi? Evet, aferin. Sakalım. Aferin oğlum, aferin. Çok güzel şey yapmışsın, aferin. Neyse hallederim ben şimdi onları. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan bir numarayı aldık. Takıyoruz. Taktık. Şimdi başlayalım. Ruslan, şuraya kadar mı çıkacağız oğlum? Evet abi. Yeter değil mi o kadar? Tamam. Birle alıyorum. Evet, evet. Çok fazla yukarı çıkmıyoruz görüyorsunuz. Bu kadarcık yeter. Aslında bu normalde daha da dipten olması lazım ama Ruslan şimdi biraz Türkmenistan'a gidecekmiş memlekete. Ondan biraz daha fazla yukarı çıkıp kestirmek istemiyor. Şimdi bu kadar çıktı. Ruslan arkayı da normalden biraz daha üstte mi alayım? Evet abi. Şuradan bırakayım mı? Tamam. Tamam. Bakın size bilerek izli bırakıyorum. İzleri kaybetmeden. Şimdi burayı aldık. Ama ne yapacağız? Tabii doğal olarak. Şimdi tekrar dediğim gibi kamerayı ayarlamamız lazım. Şimdi telefonu tutalım. Buradan şöyle alsam, şöyle yaklaştırsam ya da yok. Bunu hiç öyle yapmayalım biz. Şöyle alalım. Sanırım bu görüntü ideal midir? Ama ben belki sizin önünüzü kapatabilirim. Onu da baştan söyleyeyim. Artık kapanırsa da kusura bakmayın arkadaşlar. Aldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Ben ya da dur. Hiç uğraşmayalım. Bunu böyle çevirelim. Normalde kısa Amerikan da bu kadar çok yukarıda. Şu kulak etrafından sadece bu kadar gelinmesi lazım. Normal şartlarda. Ama dediğim gibi Ruslan böyle istemedi. Biraz daha yukarı çıkılmasını istedi. Onun için böyle yapıyorum. Şimdi burayı aldık. Şöyle düzelteyim. Şimdi ben gene Ruslan'ı çevireyim mi? Ruslan rahat mısın? Tamam. Alırken de biraz kaldırıyorum. El hareketlerine dikkat ederseniz çok iyi. Şimdi
Şimdi ilk işlem bitti şu anki. Gelelim. Şimdi biz burayı böyle ayarladık değil mi? Bunu hallettik. Ruslan, şeyi ne yapayım? Buraları biraz daha yukarı doğru katlı çıkayım mı? Çıkar. Bir tık daha makasla mı çıkayım, makinayla mı? Makasla çıkayım. Makasla mı? Tamam. O zaman şimdi arkadaşlar duyduğunuz gibi makasla çıkacakmışız. Ben şu makineyi bir şarja takayım. Geliyorum. İlk önce kulak etraflarını ayarlayalım. Kulak etrafı enseleri bir ayarlayalım. Bu taraf bitti. Ayağın çarpmıyor değil mi oraya? Sakalları alacağız mı? Ne yapacağız? Kısadan uzuna doğru mu? Tamam. Şey yapmayacağız yani, hepsini bir yapmayacağız. Tamam. Şimdi bu köşeleri de çizdik. Düzeltelim. Bakın şimdi Ruslan'ın ensesinin halini görüyorsunuz. Çok ters ve yukarı doğru çıkıyor. O yüzden şimdi böyle bir enseyi normalde düzeltebilmeniz için nasıl yapacağız biliyor musun? Ben şu kameraya az biraz daha ayarlayayım mı? Şöyle alayım mı? Mesela şöyle alsam siz rahat bir şekilde görüyor musunuz? Tamam. Nereye kadar sıkıntı var? Bakın buraya kadar. Şu nokta normalde saçın yukarı doğru geliş noktası. Yani yukarı doğru geliyor. Bunu alabilmemiz için ilk önce güzel bir ensenin çıkması için burayı yememiz lazım. Yani ne, nasıl yiyeceğiz? Makine sıfır. Direkt sıfırla girin. Yukarı doğru alın. Şöyle bir sıfırla. Burayı güzelce bir alın. Ondan sonra aşağı doğru. Burayı böyle hallettik mi? Güzel. Sıfırla aldık. Ondan sonra şuna iki diş çekin. Şu kadarcık. Şuradaki izi bir kaybedin. Çok fazla yukarı çıkmadan bulunduğu yerden. Çünkü neden? Bunun üzerinde bir tane daha iz oluşacak. Onu da biraz daha çekin. 3-4 milim çengeli çektikten sonra şöyle aldığımız zaman buradaki izi komple kaybetmiş olursunuz. Bakın oldu mu? Hafif şurada bir milim bir şey var. Onu da makinenin şu tarafıyla, sağ veya sol tarafıyla uçlarını böyle ince ince yedikten sonra az önceki enseden eser kaldı mı? Kalmadı. Değil mi? Ondan sonra arkadaşlar elinizde sıfır makine varsa bundan yani buraları daha da iyi sıfırlayın. Sıfırlayın ki ense kendini iyice ön plana çıkarsın. Unutmayın saçı saç kesimi göstermez. Enseler gösterir. Ense saçı ön plana çıkartır. Ense ne kadar güzel olursa saç emin olun o kadar güzel olur. Şimdi buraları da böyle güzelce bununla sıfırladık mı? Sıfırladık. Kiminizin elinde belki bu makinalardan, baryumlardan olmayabilir. Olmazsa sadece sıfırla geçseniz de olur.
Ama varsa bununla muhatlak mutlaka geçin. Ve şimdi ben de bir kameradan bakayım mı? Sizce nasıl olmuş ense? Gayet iyi değil mi? Bence süper oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi gelelim yanları makasla izleri kaybetmeye. Şimdi şu saçın halini görüyorsunuz. İlk önce şimdi benim bir noktamı ayarlayabilmem için şöyle alsam sanırım şu pozisyon iyi duruyor. Çünkü benim de buraya az sonra ben de buraya geleceğim için karışıklık olmasın, benden görmemezlik olmasın. Şimdi elimizde bu tarak var. Bunu ne yapıyoruz? Bu tarağın bu kısmıyla ilk kesimi bununla yapacağız. İkinci kesimi alttaki son ufak izleri de bununla kaybedeceğiz. Şimdi makasımızı alalım. Böyle saçlarda saçı çok da fazla ıslatmanıza gerek yok. Ruslan, bunları almıyor mu oğlum? Bırakıyor mu bunları? Evet, bırak onu abi. Bırakayım değil mi? Evet, tamam. Ruslan'ın buraları açık olduğu için biz buradaki saçı bu ana saçları ön tarafa doğru tarıyoruz. Almıyoruz onları. Onun için buraya böyle ayırıp şuradan itibaren alacağız. Şimdi başlayalım. Çok fazla yukarı çıkmayacağız. Bunu da unutmayın. İlk önce bir izi belli edin. Alacağınız yerleri. Kuru saç kesmek her zaman en iyisi ve en kalitelisidir. Islak saçta saçlar birbirine yapışır. Saçtaki hataları ve eksikleri göremezsiniz. Bakın az önce buradaki izi kaybettim. Tekrar dipten, bakın dipten girip kaldırıyorsunuz yukarı doğru. Bir eğim veriyorsunuz saça. Görüyor musunuz? Umarım anlattıklarımdan biraz bir şeyler kapıyorsunuzdur. Şimdi bu tarafı yavaş yavaş hallediyoruz. Oğlum var ya, çok fazla şey yapmışsın ya. Şapkayı tuttun ya kafanda. Saç birbirine girmiş saç. Bir sağa bir sola kaymış. Böyle dipten giriyorsunuz. Hafif de yukarı doğru kat vererek böyle izi kaybediyoruz. Tabii ben şu anda tam anlamıyla net olarak izi kaybetmedim. İz daha tam olarak kaybolmuyor. Ben sadece üst saça dokunmadan şu altları ayarlıyorum. Konuş abi. Aç. Aç bak aç. Yok oğlum. Neyinin kusuruna bakacağım. Şimdi saçlar böyle öne doğru geldiği için tarakla alırken böyle düz girmeyin. Şu tarafa doğru. Çünkü saç bu tarafa doğru geliyor. Bize doğru geliyor yani. Ön tarafa doğru. Bu da neden kaynaklanıyor? Şapkayı taktığı için.
Şimdi üst katmanı yavaş yavaş ayarlıyorum. Ondan sonra da alttaki izler kaybolacak. İlk önce üst katman. Şurayı aldık. Burası da tamam mıdır? Gördüğünüz gibi çok ince ve minik adımlarla, sadece çok fazla yukarı çıkmadan, daha izleri tam olarak kaybetmiyorum. Makasla sadece üstündeki fazlalığı alıyorum seçim. Bundan sonraki işlemde izleri kaybedeceğim. O geçişleri ayarlayacağım. Bu kadar. Fazla üste çıkmıyorum. Normalde bunu kısa Amerikanlı çok daha dipten alınıyor ama videonun da başında söylediğim gibi Ruslan öyle istemedi. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi burasını da yavaş yavaş ayarlıyoruz. Ruslan iyi geliyor mu abi? Şimdi ne demiştik? Ruslan bu ön taraftaki saçları öne doğru alıyor. O yüzden tekrar bir ayırma işlemi. Buradan böyle yapıp burayı alıyoruz. Bakın saç böyle geldiği için şu pozisyonda giremezsiniz saça. O yüzden buradan böyle alarak hafif hafif saça katını veriyorsunuz. Bu arada uzun aradan sonra ilk defa da video çekiyorum ya. Ne bileyim, bir değişik de hissetmedim değil. Nereden baksanız 1-1,5 aydan beri video çekmiyorum. Telefonsuzluktan. Ama artık gördüğünüz gibi bundan sonraki videoların hepsi kaliteli gelecek. Şöyle bir bakalım. Evet, nasıl geçiyor arkadaşlar? Bence gayet güzel. Şimdi dediğim olaya gelelim. İnce tarağı alıyoruz. Bununla şuradaki hafif izler var ya, aslında ben bunları makinayla da kaybedebilirim. Ama siz öğrenin diye makaslarak, hatta az önce Instagram'dan bir kardeşimiz yazmış galiba, İbrahim diye biri. Beni uzun aradan sonra gördüğüne çok memnun olmuş. Abi dedi, senin sayende dedi bazı şeyleri öğrendim. Elim dedi makas tutmaya, makas tarak tutmaya başladı. Ama hafif dedi, eğer ki makasla dedi iz kaybetmeyi dedi nasıl anlatırsan dedi bir videosunu çeker misin? Ondan sonra da benim de aklıma geldi, hadi dedim çekeyim. Hem bu arada İbrahim'e de selam olsun. İbrahim'cim, gördüğün gibi böyle yapıyoruz abi. Bakın buradan izleri yavaş yavaş kaybediyoruz ki kayboldu da. Unutmayın, bu meslekte iyi bir kuaför olacaksanız makasınız çok sağlam olacak. Makinacı değil, makasçı olacaksınız. İşi makasla öğrenirsiniz, makinayla değil. Makine işin kısası. Asıl ustalık makasta. Makas ve tarak kesimlerinde. Eğer ki bunu iyi yaparsanız emin olun ki berber olmuşsunuzdur. Şimdikiler maalesef artık herkes makinaya dadandığı için
Artık makas kesimleri biraz yalan oldu. Böyle yaparak ufak ufak izleri kaybediyoruz. Sanırım saçı iyi bir şekilde, hatta ben de bir videodan bakayım mı? Gayet iyi duruyor değil mi? Şöyle biraz daha yaklaştırsak mı acaba? Nasıl bir görüntü elde ederiz? Aa, böyle yapınca daha mı kötü oldu? Şu an bizi ön plana aldı. Saçı bulanıklaştırdı. Dur. Biraz geriye al. Sanırım ben oraya girdiğim zaman mı saç bozulacak? Bakayım. Yok, hala bulanık. Aa. Heh, şimdi düzeldi. Tamam. Galiba şimdi oldu. Orayı da dur ya. Onu böyle mi yapsam? Hayır, onu gene bulanık. Şöyle alayım bakayım. Heh. Ruslan, oynama çocuğum. Oynama. Dur, burada ayar yapıyorum ben. Bekle. Evet, sanırım böyle iyi. Herhalde görüyorsunuz. Çok fazla yukarı çıkmadan, dediğim gibi bakın. Altlardan ufak ufak şuradaki izleri de ince ince kaybediyoruz. Tabii benim yüzümden görmüyorsunuz değil mi siz şu an? Doğru söylüyorsunuz vallahi. Abi çekil diyorsunuz oradan. Şöyle göstereyim o zaman. Böyle yapalım. Bakın şurada saç böyle geliyor. Orayı nasıl ayarlayacağız? Buradan ince ince giderek yavaş yavaş yukarı doğru katı kaybederken buradaki fazlalığında hepsini alacaksınız. Böyle böyle ayarlayacağız bu işi. Burası tamam. Şimdi şöyle düzelteyim. Burayı da böyle aldığınız zaman makasla çok fazla yukarı çıkmadan hafif hafif toparlayarak izlerden kurtulmuş oluyorsunuz. Şimdi şu saçı şöyle bir tarayalım. Komple bir atalım yana doğru ki görebilirim nerede ne hata var. Mesela nerede var? Şurada var, görüyor musunuz? Hafif kabarıklık var. Karartı var. Şöyle uçlarından ince daha aldığınız zaman hop düzeldi. Tekrar buradan böyle. Burası da tamam. Bir de burada var. Ve işlem bu kadar arkadaşlar. Evet Ruslancığım. Görün yanları iyi mi? Bak bakayım. İyi değil mi? Şey, üstlerden falan ne yapacağız? Şurasını biliyorsun. Oradan mı alayım? Şuradan. Tamam, o zaman videoyu ön tarafa alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, sizi ben biraz öne çekeyim mi? Hadi bakalım, öne gelelim. Şöyle. Şu pozisyon bence gayet iyi. Şimdi Ruslan'ın nerelerinden? Buradan mı alacağız? Evet. Tamam. Şimdi gene bu tarağı alıyoruz. Eskisine geçtik. Önleri ellemiyor. Yok. Alıyor. Makası böyle tutabilip de keserseniz çok iyi. Çünkü hepsi eşit bakın. Buradan alın.
Bir daha. İki. Üç. Önlere fazla girmiyoruz. Sadece burayı ayarlıyoruz. Nerede hatalar çıkıyor görüyorsunuz. Uzunluk kısalık. Burayı da böyle ayarladık. Şimdi gelelim bu köşeye. Şuradan. Vallahi bilerek kuru kesiyorum oğlum. Islatmadım. Şimdi Ruslan'ın saçı diğer kestiğimiz saçlar gibi değil. Bazı yerlerini çok daha fazla uzun bırakıyoruz. Çünkü rahat rahat saçlarını öne atabilsin diye. Ruslan saçını herhangi bir yöne taramıyor. Sadece dümdüz öne atıyor. O yüzden bu saçın kesimi biraz daha farklı. Ruslan iyi mi aldın? Bak buralarını hiç ellemedim. Tamam, onun için şey... Hiç dokunmadım bile onlara. Önleri ayarlayacağız mı? Yoksa iyi mi? Avuçlardan alsak olmaz mı? Uçlardan mı? Evet. İstiyorsan alırım abi. Niye almayayım? Eğer ki istiyorsan alırım. Tamam. Şuradan. Çok almayayım değil mi? Yok abi. Tamam. Şimdi gelelim önleri almaya. Önleri alacağım ama ben bunu şöyle çeksem olur mu? Mesela şöyle alsam. Sanırım olur gibi ya. Ya da dur. Seni ben biraz kaldırayım. Sen çok düştün aşağıya. Seni biraz kaldırırsam tam olacak. Tamam. Hoppa çık. Bunu almıyorum. Allah. Alayım mı? Evet. Öne doğru. Valla? Evet. Çok almıyorum. İşte. Oğlum zaten sadece uçlarını alsam yeter sana. Bu kadar iyi değil mi? Ruslan'ın saçları çok ince telli. Bildiğiniz tel tel saç kesiyorum burada. Hani direkt fazla girmemek için. Çünkü anında hatayı gösteriyor. Bir de işte size de söylediğim gibi kuru saç kesmenin avantajları bunlar. Çünkü neden? Bu adam saçını öne doğru düz kullanıyor. Doğal olarak kullandığı zaman da sizin yapmış olduğunuz ufacık bir hata o saçta yamukluğa sebebiyet verir. Ayrıca ıslattığınız zaman da ıslak bir görünüm sağlar. O yüzden hiç gerek yok. Ruslan'ım iyi mi böyle? İyi abi. Şöyle bir bakayım. Sanki şurada hafif bir yamukluk var bak. Çok minicik. Bunu da böyle sürekli kontrol edin arkadaşlar. Yaparken öyle ön çizdim deyip geçmeyin yani. Evet. Şöyle bir bak bakayım Ruslan. Gördüğünüz gibi önler böyle. Bu Ruslan saçı normalde böyle kullanıyor. Böyle öne doğru atıyor, salıyor, bırakıyor. Ruslan'ım iyi mi görünüyor? İyi abi. Tamam. Benim olayım bitti. Şimdi sakalları ne yapacağız? Abi şuradan kısaltarak gelsen. Ne kadar kısaltayım? Şu kadar olsun abi.
Ha bir numarayla gireyim mi? Bir numarayla gir. Tamam. Şuralar biraz uzun kalsın abi. Hiç ellemeyeceğim oğlum zaten oralarını. Biz senin şuralarını alsam yeter. Şuralarını da biraz... Alayım mı oraları? Biraz toplasak olmaz mı? Uçlarda. Sen nasıl istersen abi, benim için sıkıntı yok. Büyük kalsın abi. Bıyarlıkım var. Tamam, bıyığı hallederiz. Şimdi gelelim sakala. Yasın. Arkadaşlar kesimi ve videoları bilgilendirici olarak buluyorsanız, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar önemli şeyler. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bundan sonra daha da güzelleri gelecek. Daha da çok yardımcı olacağım. Bak bakayım Yunus'tan iyi mi? İyiyim. Şunları alayım mı? Al abi biraz. Ayrıca bundan önce bir tane daha video atmıştım. Onda da söylemiştim. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan halim.altankingup. O benim şahsi hesabım. Bir şeyler sormak istediğiniz zaman oradan da sorabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Bir de iş hesabım var. Şirket hesabım. O da Instagram'da gene. Salon Halim Kingup official olarak geçiyor. Ben şunu şöyle çeksem olur mu? Şöyle ayarlasam. Ruslan iyi mi abi? Fazla şey girmedim. Dediğim gibi Instagram'daki diğer hesabımı da, şirket hesabını da Salon Halim Kingup official olarak, bir tane de şirket hesabı var dükkana ait. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Oraya da yavaş yavaş videolar gelecek. Girle girdik böyle bir buçukta da şuraları böyle eziyoruz. Böyle yavaş yavaş. Buralarına fazla girmiyorum abi. Bak sadece hak hak uçlarına alıyorum. Yazsan bakayım. Ruslan iyi mi abi? İyi abi. Bence de daha da fazla girmeyelim artık. Abi. Yeterli. Bıyıklarını hiç ellemiyorum. Yok. Yanak kıllarını ne yapayım? Makine sıfırlayayım mı onları? Şuradan mı? Ha. Evet. İyi, burasını bir çizsin abi. Çizeyim mi orada? Evet abi. Tamam. Nasıl çizeyim orayı? Kare mi? Yoksa yuvarlak mı? Şuna mı diyorsun abi? Hı hı. Yuvarlak çizelim. Yuvarlak mı? Tamam. Şimdi burayı da böyle çiziyoruz. Mesela buradan böyle gittiniz ya. Kare olmayacak. Ama biz şu an buraya bir karelik verdik değil mi? Dikindiğimiz için. O yüzden burayı buradan böyle hafif ucunu aşağı doğru şöyle yamultarak, bakın gördünüz mü? Burası yuvarlak bir hal aldı. Aynısını şimdi bu tarafa da yapacağım. Buradan dik girip uçtan burayı böyle yuvarlatarak girdiğiniz zaman buradaki sakal yuvarlaşır. Eğer ki makineyi düz tutup da dik girip böylemesine girerseniz orada da sakal, o köşeler kare olarak gelir. Ruslan iyi mi abi? Şu yanağını da alayım. Galiba benim olayım bitti artık Ruslan. Bitti abi. Tamam. O zaman şu videonun da sonunu yapalım. Şimdi böyle yaparsak sanırım beni tam anlamıyla görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Bence görüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar. İşsiz Amerikan yaptık.
Onun videosunu çektim. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Herhalde bir yarım saat vardır. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Veya izleyeceğiniz için. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız, ayrıyetten Instagram ve sosyal medya hesaplarından da beni takip ederseniz çok memnun olurum. Yorum yapabilirsiniz, like yapabilirsiniz. Yorum yapıp da sormak istedikleriniz varsa onları da sorabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.